Arkadaşlar herkese selamun aleyküm. Allah yar ve yardımcınız olsun. Ben Terso Kral, reisiniz. Şimdi ben geçen gün bir video paylaştım. Buradan M.Ö. isimli arkadaşı tehdit ettim açıkça. Kendisi bana ulaşmadı. Ulaşamadı çünkü adresim yok, herhangi bir bilgim yok. Her yerde beni arıyormuş, bulamazsın. O yüzden boşa uğraşma. Bunun bir bilgisini önce vereyim videoya başlamadan önce. İki, İşte bu kim? Bir tokatta Mevlasına kavuştururum falan. Yapma ya. Yapma ya. Bir tokatta hem de. Biz bir tokatla Mevlamıza kavuşsaydık oğlum burada video çekiyor olmazdık. Çoktan ölmüştük. Yemediğimiz tokat kalmadı. Daha 3 gün evvel yine aşağıda bir tanesi kornaya bastı. Aşağı indim. İner inmez tokatı koydu bana. Wing Chun uzmanıymış. Yere yapıştım. Engin apartmanının köşesine vurdum kafamı. Şu arkası kafamın bantlı. Hala şu köşe. Siz ne anlatıyorsunuz? Ya hayırdır? Kim öyle bir tokatla Mevlasına kavuşturuyor? Neyse. İşte kim bu lavuk? Yine motor geçiyor ya. Kim bu lavuk? Nereden çıktı? Nereden esti? Kimin adamı? Kimin nesi? Kimin fesi? Hayırdır oğlum, ne yapacaksınız? Ne yapacaksınız? Ha? Biz, oğlum biz sizin gibi öyle annemizin ninnileriyle, babalarımızın dualarıyla, abilerimizin saç okşamalarıyla büyümedik. Hayatımız zorluklarla geçti. Ya? Hayatımız o kadar zor geçti ki ben yuvaya gittim. Yuvaya yazdırmıştı beni annem. Ya 5 ya 6 yaşındayım. Uyku saati, herkes uyuyor, ben uyuyamıyorum. Uyumam. Su uyur düşman uyumaz. Ne uyuyacağım oğlum? Oğlum hayırdır, niye uyuyayım? Niye uyuyayım? Uyku saati, keriz miyim ben? Uyku saatinde uyumadım diye. O yuvadaki öğretmen, o Jale Hoca, hala unutmam adını. Beni hoşlandığım kız vardı o zamanlar yuvada. Onun gözünün önünde çok ağır hakaretlere boğdu beni. Bir daha gelmeyeceksin dedi. Sen dedi çok zıpar bir çocuksun. Yaramazsın dedi. Benim çocukluğum kötü geçti. Liseyi ve ilkokulu, ortaokulu, liseyi İstanbul'un en tehlikeli semtlerinden biri olan, kavgaların, gürültülerin eksik olmadığı Nişantaşı'nda tamamladım. Hayatım hep zorluklarla, kavgalarla, kanla, dövüşle, pislikle geçti. Hep dayak yiyen taraftım ama önemi yok. Önemi yok. Bugüne kadar girdiğim bütün kavgalarda, fiziki ya da psikolojik bütün kavgalarda kaybeden taraftım. Dayak yiyen, okulda dayak yemeyen bir tane çocuk vardı güçlü diye. Adı Güçlüydü, boyu 35 santim. O bile dövdü beni. Ama yıkılmam. Ben bugün karşınızdaysam, burada video çekiyorsam, istediğim gibi tehdit ediyorsam, bu benim yüreğimden gelen sestir. Son bir hikaye anlatıp tamamlayacağım. Şimdi bir gün gümrük kapısına doğru gelen bir tane tırı polis çeviriyor. Diyor ki hemşerim sen ne götürüyorsun? Hayırdır, nedir bu? Aç bakalım şu kamyonetin bir arkasında görelim. Tabii memur bey, açıyorlar. Diyor ki ben diyor siz şimdi bakacaksınız diyor ama tavşan yemi götürüyorum. Tavşanlara vereceğim diyor. Peki diyorlar, açıyorlar, bir bakıyorlar. Silahlar, el bombaları, füzeler. Oğlum hani bunlar ne? Hani tavşan yemi götürüyordun? Diyor ki vallahi ben bunları tavşanların önüne atarım. Artık yerler yemezler, kendilerine kalmış. Ben de burada bu videoları çekerim. Artık yerler yemezler, size kalmış. Allah yardımcınız olsun.